Ha gel gel. Ben de seni çağıracaktım zaten. Sana ne soracağım? Bu yeni anlaştığımız markayla ilgili çalışmalar ne durumda? Bırak şimdi onu abi ya. Ben ne öğrendim? Ne öğrendin? Ayşe'nin Gonca'ya neden taşındığını öğrendim. Lan ben de işle ilgili bir şey söyleyeceksin sandım. Bize ne abi? Abisiyle kavga etmiş işte. Zaten öyle bir abiyle kavga etmemesi garip olur. Peki abisiyle ne için kavga etmiş? Bize ne demedin mi abi? Böyle fragman gibi konuşmadın. Hadi hadi. Merak ettin değil mi? Evet, adamı merak ettiriyorsun. Volkan lütfen gider misin? Hadi işim gücüm var ya. Ya senin için oğlum. Senin için. İyi hadi anlat. Bak şimdi. Demiş, ben demiş, artık demiş, Kerem'in demiş, üzülmesini demiş, istemiyorum demiş. Ya, Rıza ne demiş? Rıza ne demiş? Köpürmüş. Vay efendim demiş. Sen o adamla daha yeni boşanmadın mı? Ha, o adam da kim demiş. Öyle mi demiş? Of, daha neler neler demiş. Ayşe de vurmuş elini masaya. Yeter be demiş. Yeter. Her şey senin yüzünden oldu zaten demiş. Böyle demiş. Hmm, of course. Ha, sonra ne yapmış? Ayşe toplamış eşyalarını. Yüzünde vakur bir ifade. Elinde valizler. Kapıdan çıkarken Rıza'nın yüzüne bile bakmamış. Vurmuş kapıyı çıkmış. Ne diyorsun? Ne diyebilirim? Şaşırdım sadece. Helal olsun Ayşe'ye. Samet Bey atölyeden usta geldi. Ha, çağır gelsin gelsin. Şey Ayşe ile Gonca Hanım'a da haber ver, onlar da gelsinler canım hadi. Oh, hadi bakalım ilk gelinlik numunelerimiz gelsin. Meyvelerimizi toplayalım. Oo, Sadullah Usta hoş geldin. Hoş bulduk. Geç geç otur bakalım. Ne söyleyeyim sana şöyle bol köpüklü bir kahve filan ha? Sağ olun Samet Bey, almayayım. İyi hadi bakalım. Nerede? Gelinlik nerede? Samet Bey, gelinlik yok. Gelen kumaşın hepsi zebil oldu. Ne oldu? Zebil oldu. Ya bırak şaka yapmayı şimdi. Nerede? Kim getirecek gelinliği? Hadi getirsin. Samet Bey vallahi bana gelen kumaş sadece ipekmiş. Ben bunu bizim kumaşlar gibi sanıp soktum makineye. Kumaş heder oldu. Ona mı yanayım? Makineler bozuldu, ona mı yanayım? Usta sana söylemedi mi bu kumaşların ipek olduğu? Ayşe Hanım söyleyecekti sana. Söylenmedi vallahi Samet Bey. Söylenseydi ben ona göre yapmaz mıydım? Of. Anladım usta, anladım artık sen öyle diyorsan. Öyledir. Kaç yıllık ustayım. Ben de bilirim aslında kumaşı da. Dedim ne hakikisine yakın kumaş gelmiş. Ben de şaşırdım. Hiç akıl edemedim. Kusura kalmayın. Yok artık. Yapacak bir şey yok demek ki. Yeni gelinliklere hazırız. Hani nerede? Yeni gelinlikler nerede usta? Yok. Yok mu? Nasıl yok? Ne oldu? Alo? Yelda teyzeciğim. Efendim Ceyda'cığım. Ya ben sizin söylediğiniz her şeyi yaptım. Ay aferin sana, aferin sana. Çiçek çocuk gibi oldun mu? Oldum oldum ya. Baya baya çiçekli bir şey giydim. Bir şey giydim ama. Ay ben de onu kastetmemiştim ama neyse neyse. Sen şimdi böyle güzel güzel giyindiysen, saçını da başını da hallettiysen, bir de şimdi haline tavrına dikkat edersen oldu bu iş, tamamdır bu iş. Ya ediyorum ediyorum, hepsine dikkat ediyorum ama olay o değil ki. Ya bu Ayşe bizim konuşmalarımızı falan mı dinletiyor acaba? Ya biz sanki ne yapıyorsak hepsini o önceden biliyor ve her zaman bizden bir adım önde. Aa, nasıl yani? Ya bilmiyorum. Hali tabii çok değişmiş işte. Kıyafetleri değişmiş. Ayrıca Kerem ne derse evet diyor. Bir de o ailesine karşı olan ezikliği de gitmiş. Evini terk etmiş. Ay ay neyse neyse bak bana bak bana bak. Sen şimdi hiç üzülme. O sesini de öyle titretme o sesini öyle. Öyle titretme o sesini. Ben şimdi hemen geliyorum oraya. Hadi hadi. Tamam. Şimdi Ayşe'cim yani senin söylemen gerekiyordu bunu. Ya ne diyorsunuz siz ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Benim mi söylemem gerekiyordu? Ben hatırlamıyorum ki. Yani böyle bir şey hatırlasam niye söylemeyeyim gidip ustaya? Samet abi vallahi hatırlamıyorum. Emin misiniz? Öyle Ayşe'cim öyle. Ne yapacağız biz ya? Biz bittik ya. Ben özür dilerim yani böyle bir meselede özür de dilenmez. İş hayatı, fataya yer yok. Ben ne yaptığıma inanamıyorum gerçekten.
Neyse artık şimdi ustacığım sen daha iyi bilirsin de. Söyle bakalım bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Her şeye yeniden başlamak lazım Samet Bey. Yeni kumaşlar, eski makinalar hasar gördü. Yeni makinalar. Yani komple yeni bütçe lazım bize. Of. Tamam. İş hayatı sonuçta bir hata yaptık. Ne yapacağız? Gideceğiz patronumuzla yani Kerem Bey'le konuşacağız. Ben giderim Kerem Bey'le konuşurum, durumu izah ederim. Şu an beklenmedik bir sorun oluştu aslında ve bu benim hatam. Sadece benim hatam, başka kimsenin hatası değil. Ayşe'cim sen şaka mı yapıyorsun? Ceyda şaka yapar gibi bir halim mi var? Ben de kinaye yapmıştım zaten. Ceyda bak şu an seninle tartışacak, seninle uğraşacak bir gücüm yok. Lütfen şu an çok önemli bir gündemim var. İşten bahsediyoruz değil mi? Senin gündemin zaten evden kaçmak değil miydi? O yüzden karışmadım yani bütün işler. O yüzden karıştırmadın mı zaten? Kerem Bey biz bu durumu düzeltebiliriz. Bir saniye Ayşe, çok pardon. Benden destek olmamı istediniz, oldum. Arkanızda olacağım dedim. Bütçe istediniz, verdim. Ama lütfen bu saatten sonra ben atölyeyle ilgili bir sorun istemiyorum. Sorun duymak istemiyorum. Şimdi Aslan kardeşim yani... Ya abi öyle değil mi ama lütfen. Atölye bizi çok meşgul etti. Meşgul etmesin artık. Bundan sonra duymak istediğim şey... Numuneler hazır, geldi. Bak, gör. Yani bunlar olsun. Tamam. Konu kapanmıştır. Ben gidiyorum. Canım sen sıkma canını boş yere. Biz seninle böyle birer tavşan kanı çay kıtlatırız. Senin keyfin yerine gelir. 2-1. Of 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 of. Samet abi konuşturmalı bile. Ne dese haklı. Ben ne yaptım bir de hepsi benim suçum. Ya Ayşe'cim önemli değil. Yani gerekirse ben kendi hesabımdan da veririm. Sakın. Yok Samet abi olmaz öyle. Bu benim suçum. Ben düzelteceğim. Bir şekilde... Tamam. Ben buldum. Samet abi buldum. Ya nasıl olacak? Olacak olacak. Sen hiç merak etme. Halledeceğim ben. Adamın adı neydi ya? Güzel, güzel. Beğendim. Böyle devam edin. Volkan'ı da bilgilendirin yalnız. Peki Kerem Bey. Kerem, şu numune meselesinde neden hiçbir tepki göstermiyorsun? Ya delirmiş bunlar. Şirketi resmen felakete sürükleyecekler. Ceyda sakin ol, iş yapıyoruz. Aa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne sürpriz Yelda teyzeciğim. Hoş geldin anne. Harika bir gündü. Ve bugünü daha da harika yapacak sürpriz bir haberle geldim. Hayırdır? Çok neşelisin. Neşeliyim tabii. Ben neşeli olmayacağım da kim olacak anneciğim? Yani sen işinin başındasın, sağlıklısın. Ceyda da burada. Ben diyorum ki... üzerimizdeki kara bulutları tek tek attığımıza göre... artık diyorum şöyle ailece güzel bir yemek yiyelim. Ha? Ceyda'cığım sen müsait misin? Tabii müsaitim Yelda teyzeciğim. Siz istersiniz de olmaz mıyım? Anne ne gerek vardı şimdi? Ay ne gerek var olur mu ayol? Hatta bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kerem'in yani birincil patronunuzun aranıza dönmesinin şerefine bir parti yapalım diyorum. En kısa zamanda felekten bir eğlence düzenliyoruz. Ne oluyor ya? Parti falan mı yapıyorsunuz? Ufak bir kutlama var. Ufak bir kutlama var. Neyi kutluyorsunuz? Çalışmıyorsunuz mu burada? Eğleniyorsunuz mu? Beyefendi siz kime bakmıştınız? Ben tesisat için gelmiştim ya. Buyurun ben yardımcı olayım. Yok yok tamam sıkıntı yok. Hep geldiğim yer zaten. Bir şuralara bakayım. Geleceğim. Buraya da geleceğim ama üzülme. Burası otel. Şimdi sabah kalabalığın dağılmasını bekleyeceğiz. Bir ayı gibi güçlü ve sabırlı bir şekilde sabah hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar